Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında noktanın analitik incelenmesi konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık şu. İki nokta arasındaki uzaklık formülü vermiş. Biliyoruz. Devam edelim. ABC noktaları aşağıdaki A, B, ABC noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. Arkadaşlar şu iki nokta arasındaki uzaklığı bulalım mı öncelikle? Bulalım x'ler fark kaç 8 y'ler fark kaç 6 6 8 13 üçgeninden direkt kısaca buluyorduk değil mi isterseniz formülde uygulayın fark etmez şurada x'ler farkı 5 y'ler farkı 12 5 12 13 diyeyim burası arkadaşlar evet hadi bakalım devam edelim soruya İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı a ve b noktaları arasındaki mavi çizgi ile gösteren uzaklığı 7 kilometre evet a ile b'yi 7 kilometre arkadaşlar Şurada 11'imde 7 kilometre ise A ile C arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. O zaman 13 birimde kaç kilometredir diyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? İşler dışlar. Yani soru işaret dediğimiz şey 7 çarpı 13 bölü 10'a mı eşit oluyor? Evet. Bu da kaç yapıyor? 3 kere 21. 91 bölü 10. Yani 9,1 çıkar. Böylelikle cevabımız. Arkadaşlar sorun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. A ve B noktaları verilmiş. AC C bölü B, C 2 olacak şekilde A ile B arasında bir C noktası seçiliyor. Evet rastgele soruyu anlayabilmek için şekli çizelim arkadaşım. A noktası 4'e 5. B noktası da kaç verilmiş? 7'ye eksi 4 verilmiş. Ve sonra A ile B arasında bir C seçecekmişim şöyle. Bir de A, C bölü B, C 2 olacakmış. AC C bölü B, C 2. Yani burası 2K iken burası ne olacakmış? K olacakmış. C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız? Oran orantı yöntemiyle yapıyorduk değil mi burada? Dikkat edin 4'ten 7'ye ne kadar yükselmiş? 3. Kaç birimde? 3K'da. O zaman 3K'da 3 yükselmişse K'da kaç yükselir? 1 yükselir. E buradan buraya 2K olduğu için A'dan başlamıştık çünkü. 2K'da da kaç yükselir? 2 yükselir. O zaman 4'ten 2 yükseltiyorsun. Burası 4 artı 2 olacak arkadaşım. Sonra 5'ten Eksi 4'e kaç azalmış? 9 azalmış. Bakın 5'ten eksi 4'e 9 azalmış. O zaman 3K'da 9 azalmışsa K'da 3 azalır. 3'e böldüğümüz zaman 2K'da da 6 azalır. O zaman ordinatta 6 azaltacağım. Yani 5'ten 6 azalacak. O zaman C noktası kaç yaptı? 6'ya eksi 1 noktası yaptı arkadaşlar. Yani cevap böylelikle denizli oldu. A ve B noktaları AC bölü BC 3 oranında bölen dıştan oranında dıştan bölen C noktası. Evet elimizde yine ne var arkadaşlar? A noktası var bir de B noktası var. A noktası 4'e 7 B noktası da 6'ya 1. Bu sefer AB'yi içten bölmeyecek. İçten bölen dese AB'nin ortasında olacak. Yani şu AB doğru parçasının üzerinde olacak. Diğer türlüsünden olacak arkadaşlar. Ya B AB'nin dışında burada olacak arkadaşlar C noktası ya da burada olacak. Soruya göre hangisi oranlamayı sağlıyorsa. Dikkat AC bölü BC yani AC 3K iken BC K olacak. Hocam şuradayken AC 3K iken BC K olabilir mi? Olabilir. E hocam şuna bakalım. AC 3K iken BC K olabilir mi? Olmaz. O zaman C noktası burada kabul edemem arkadaşlar. C noktası AB'nin B'nin sağ tarafında olacak. O zaman burası 3K iken burası K iken burası ne oldu? 2K oldu. Şimdi yine şuna bakacaksınız arkadaşlar. Şuradan şuraya. Buradan buraya ne var? 4'ten 6'ya 2 mi artmış? Evet 2K'da 2 artmışsa K'da kaç artar? 1 artar. E o zaman buradan buraya K var. 6'dan 1 arttıracaksın. Burası 7 yaptı. Sonra 7'den 1'e 6 azalmış. Hocam 2K'da 6 azalmışsa K'da 3 azalır. Buradan buraya K var zaten. K'da da 3 azaltacaksın. Yani 1'den de 3 azaltacaksın. 7 eksi 2 noktası mı yaptı arkadaşlar cevabımız? Evet böylelikle cevap Edremit oldu. Analitik düzlemde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Burası ağırlık merkezi denmiş. A noktası D doğrusu boyunca katlandığında aşağıdaki görünüm elde ediliyor. A, G ve A üstü noktaları doğrusal olduğuna göre A üstü noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar G ağırlık merkezi ise ve bu doğruya göre katlanmışsa ağırlık merkezin koordinatları nasıl bulunuyordu? 3'e bölüyorduk değil mi? Apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. G, 4 artı 4 artı 10 bölü 3'e 0 artı 9 artı 0 bölü 3. Yani 14 18 bölü 3'e 6'ya Şurası 6. Sonra burası da 9 bölü 3'ten kaç çıktı? 3 çıktı. Burası 6'ya 3 noktası oldu. E bizden ne isteniyor? A üstü noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Arkadaşlar bir katlama yapıyoruz. Bak burada bir doğru boyunca. Katlama yapınca ne oluyor? Burada K noktası hop böyle geliyor değil mi? Bir de A, G, G üstü neymiş arkadaşlar? doğrusal da demiş. E o zaman ben bunu böyle katlama yaptığım zaman bu kenarlar da üst üste bineceği için ve bunlar da doğrusal olduğundan artık burada ne oldu? Bir orta nokta koordinatı çıktı. A noktası kaç? 4'e 9. E A noktası 4'e 9'sa ne olacak arkadaşlar? Şurada eşit bu da eşitse şuraya x virgül y deyip orta nokta koordinatından bulabiliriz ya da hocam dörtgen 6 olmuş. Çift çizgide 2 yükselmiş. O zaman burası da 2 yükselir 8. 9 ken 3 olmuş. 6 azalmış. E, 3'ten bir daha 6 azaltırsam burası da kaç olur? Eksi 3 olur. Yani buradaki nokta 8'e eksi 3 yaptı. Bizden de 8 ile eksi 3'ün toplamı isteniyor. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Hocam şu üçgeni çizip bizim bir formülümüz vardı. Noktaları yazıyorsunuz. Burası 0 0 10'a 0 4'e 2. Sonra bir daha nokta yazıyorsunuz. Çapraz böyle formül vardı ama genelde ÖSYM böyle taban çarpı yüksek bölü 2'den çıkan soruları sorar arkadaşlar. Şöyle üç, bunu çizdiğim zaman dörtgen iki tane üçgenden oluştu. E, bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Yani tabanımız belli mi arkadaşlar burada? Belli 10. Şu 4'e iki noktası 4'e 2 noktasını şöyle düşünecek olursak arkadaşım. Hocam burası 4 birim yani yukarısı 4 birim. Burası da ordinatı 2 birim yani burası da 2 birim oldu. E o zaman Hocam bu üçgenin alanı tabanına ait yükseklik çıktı mı? Çıktı. 10 çarpı 2 bölü 2 artı şu üçgenin alanı da belli mi? Belli. Şurası 9 olduğu için e, şuradaki uzunlukta kaçtı arkadaşlar? 4 birimdi. 9 tabanına ait yükseklikte 4 olduğundan dolayı 9 çarpı 4 bölü 2 de bu üçgenin alanı. Yani 10 artı 18'den cevabımız da kaç çıkacaktır? 28 çıkacaktır arkadaşlar. Yani cevap böylelikle edremit oldu. Yukarıdaki verilere göre F noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle bir bu, bu bu bir paraya kenar. Tamam, karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Eyvallah. Burası K, burası K iken, burası K, burası K iken, yukarısı 2K olduğundan şurada bir kelebek çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bu kelebekteki oran da belli mi? Belli. İşte kelebekteki oran yukarıdan aşağı doğru 2'ye 1. Yani hocam burası 2A iken burası A, burası 2B iken burası B. Hocam şuradaki noktayı bulursak olay bitti galiba. Ya da buradaki noktayı ya da şu C noktasını bulursanız olay bitti. Valla C noktasını bulmaktansa şu E noktasını bulmak daha kolay. Hocam C noktasını bulursam 2A ve A oranlamasından yaparım. E noktasını bulursam da 2B ve B oranlamasından yaparım. E noktası daha kolay olduğu için E noktasından yapacağım. Hocam burası orta nokta. Eksi 1 artı 3 2 bölü 2'den 1'e. 2 artı 2 4 bölü 2'den burası 2 orta nokta koordinatları. Sonra bu kelebekteki oran 2'ye 1 değil mi? Evet. Hocam 2 iken şuradan nereden başlayalım arkadaşlar? F noktası isteniliyor. Şu E noktasından başlayalım. 1'den 2'ye 1 artmış değil mi? Evet 1 artmış. Hocam B şuradan şuraya 3B'de 1 artmışsa B'de 1 bölü 3 artar. Zaten buradan buraya geldiğimizde F noktası o zaman ne oldu? Kaç artacak arkadaşlar? B birim olduğu için B'deki artış 1 bölü 3. 1 artı 1 bölü 3 mü yaptı? Evet. Sonra gelelim şey ordinatına. 2'den 4'e 2 artmış. Hocam 3B'de 2 artmış. O zaman b'den ne olacaktır arkadaşlar? 2 bölü 3 mu artacaktır? Evet. O zaman buradaki noktada 2'ydi. 2 iken ne olacak? 2 bölü 3 artacak arkadaşlar. 2 artı 2 bölü 3 oldu. Bizden ne isteniyor? F noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Gençler bunları toplayalım. 1 artı 1 bölü 3 artı 2 artı 2 bölü 3 oldu. Burası. E bu ikisinin toplamı 3 yaptı. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ün toplamı 3 bölü 3'den 1 geldi. 3 artı 1'den de cevap kaç yaptı? 4 yaptı. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Küçük koordinatları A, B, C noktaları olan hemen noktaları yazalım arkadaşlar. Şöyle şuraya şuraya yazdık. Dörtgenin kenarlarının orta noktaları K, L, M neymiş? Hmm, kenarlarının orta noktaları. Hocam şu orta nokta, şu orta nokta, şu orta nokta ve Şurası da orta nokta olarak söylenmiş. Peki buna göre E noktasının koordinatları nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir dörtgende orta noktalar böyle belirtilmişse ne yapıyorduk? Şu dörtgeni oluşturuyorduk değil mi? Bunun ispatını çok yaptık. Bu dörtgen önemliydi. Bu tüm alanın dörtte biri falandı. İçerideki şekil paraya kenar oluyordu. Niye paraya kenar oluyor? Çünkü arkadaşlar ispatıyla gidelim isterseniz. Ee, şu eşitleri gördük ya. Şunu şöyle çizdiğimizde. Şunu da şöyle çizersek ne oluyor? Orta bandan bunun paralel. Bunu da çizersem, bununla bu paralel. Maviler paralel oldu. Sonra arkadaşım ne yapacağız? Şunu çizersem, e, diğer köşegeni de çizdiğimde o zaman bununla bu paralel oldu. E, bunu da çizdiğimde yine orta tabandan bununla bu paralel. Bu karşılıklı kenarlar da paralel oldu. Yani dolayısıyla şu içerideki şekil ne oldu arkadaşlar? Dörtgenimiz bir paralel kenar oldu. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı. E hocam madem paralel kenar, paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyor muydu? Aynen öyle. Yani şurası birbirini ortaladı. Hatta şu parça da birbirini yine ortalamış oldu. Peki ne yapabiliriz burada? Hocam orta noktalardan K ve M'yi bulup orta noktasından E'yi de bulabiliriz. Ya da N ve L'yi bulup bu orta noktasından E'yi bulabiliriz. Neyse K'ya gidelim. Eksi 6 artı 14 8 bölü 2'den 4'e. Eksi 1 artı eksi 3 eksi 4 bölü 2'den eksi 2 yaptı burası. Eksi 4 artı 10 6 bölü 2'den 3'e. 5 artı 7 12 bölü 2'den burası da altım yaptı. Evet. Bakın şuradaki nokta ne oldu? Şu doğrunun orta noktası oldu. Bu doğrunun orta noktası da E noktası da ne olacaktır o zaman? 3 artı 4 bölü 2'ye 6 artı eksi 2 bölü 2 olacaktır. Bu da kaç yaptı? 7 bölü 2'ye 2 mi yaptı arkadaşlar? Evet. O zaman cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Köşe koordinatları ABC olan ABC üçgeninde hemen ABC üçgenini çizelim arkadaşlar. Çizdik. Sonra A köşesinin iç açı ortay doğrusundan bahsediyor. BC'yi D noktasında kesiyormuş. A köşesinin iç açı ortayını çizdik. A hocam burası diktir tabanı keş parça böler. öyle şey değil. Bak yükseklik olduğunu söylemiyor. Kenar ortay olduğunu söylemiyor. İkiz kenar olursa bu aynı şekilde yükseklik ve kenar ortay olur. Neyse burası D noktası olduğunu söylemiş arkadaşlar. D noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi gençler açı ortaylığı kullanacağım. Demek ki kollar oranı, tabanlar oranı kullanacağım. Arkadaşlar şu uzunluğu bulacağım. AB uzunluğu nedir? Hocam kısa yolu kullanalım. Büyük ihtimalle özel üçgen çıkıyor. Genelde ÖSYM'de hep özel üçgeni kullanıyor. X'ler farkı 3, Y'ler farkı x4, 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 çıktı. X'ler farkı 6, Y'ler farkı 7, 1'den 7 artı 1, 8 yaptı. Yani 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10 mu çıktı? Evet. Ya, ya da AB uzunluğunu uzun yoldan kare küçüğünde x farkının karesi artı yelen farkının karesinden bulabilirsiniz. Ama bu kısa yolda da uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. E, ee, burada hocam 5 bölü 10 oran var. Ha, açı ortayın kollar oranında 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 oran varsa o zaman burada da 1 bölü 2 oran mı vardır? Aynen öyle. K 2 k ya yazdık mı burada? Yazdık. Şimdi bizden D noktası isteniyor. Arkadaşlar D noktasına bakarken 4'ten 7'ye kaç K'da? 3 K'da arkadaşlar. Bakın 3 K'da 4'ten 7'ye 3 artış var. Oran orantı yöntemiyle yapıyorduk. K'da o zaman kaç artacak? 1 artacak. Hocam buradan buraya da K var zaten. 4'ten 1 arttırdığınız zaman 5 çıktı burası. Eksi 5'ten 7'ye 12 mi artmış. Evet. 3 K'da 12 artmış. K'da kaç artacak? 3'e böldüğüm zaman 4. 4 artacaktır. O zaman eksi 5'ten de 4 arttırdığınız zaman buradaki nokta eksi 1 yaptı arkadaşlar. D noktası'nın koordinatları toplamı isteniliyor. Yani 5 ile eksi 1'in toplamı isteniliyor. Cevabımız da böylelikle 4 çıktı arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle C-Han oldu. ABCD kare OA ile şununla şu birbirine eşit verilmiş ve A noktasını eksi 5'e 2 vermişler arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler bunu çok pratik bir yoldan yapabilirsiniz ama ben tabii ki biliyorsunuz mantığı da seviyorum ama ben bu soruyu görsem ne yaparım? Genelde analitik düzlemde böyle kare verildiği zaman dışına bir kare daha çiziyoruz. Çok da hoş oluyor arkadaşlar. Çünkü karelerin hepsi eş üçgen oluyor. Yani şuradan şöyle dışından bir kare daha oluşturalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra şöyle. Şöyle ve şöyle. İşte dışında kare oluşturduğumuz zaman şuradaki karelerin hepsi ne oluyor arkadaşlar? Bir eş üçgen oluyor. Hocam burası 5'e 2 noktası ya. Şuradaki nokta o zaman 5'e 2 noktası olduğuna göre Hocam burası eksi 5 şey 2 noktası olduğuna göre burası 2 birimdir burası 5 birimdir. Dikkat ederseniz burası da 90 derece olduğundan burada bir orta taban çıktı. 5 iken burası kaç çıktı? 10. 2 iken burası da 2 çıktı. Şu üçgen 4'e 10 üçgeni mi? Evet. Arkadaşlar şu kareyi oluşturmamızdaki sebep zaten alfa betalara daldığınız zaman şu üçgenlerin hepsi ne oluyor? Eş üçgen oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Alfa beta ya dalın da zaten eş üçgen olduğunu görürsünüz. Alfa beta alfa beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen eş. Hatta burası da burası da. Çünkü 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan dolayı. E hocam madem eş üçgen burada alfa burası da bir dakika alfa beta beta 90 alfa alfa beta burası da alfa. Eş üçgen dedi ki alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı burada da 4'tür. Betanın karşısı 10 ise betanın karşısı burada da 10'dur arkadaşım. E burası 2 birim olduğundan 2 birim. Burası da 2 birim. Buraya kaç kaldı? 8 birim kaldı. E sonra hocam başka burası 5 birimse burası da 5 birim değil mi? Çünkü niye? Şöyle kelebek var burada. Yok ort taban var burada. Şurası 5 iken. Şurası 5 iken buraya 10 dedik ya. E hocam 5 iken burası da 5'tir. 5 ise tamamı 10 olduğundan buraya 5 kaldı. O zaman burası da 5 yaptı. E hocam burası 5 iken burası da 4 iken toplamda kaç yapmış oldu o zaman arkadaşlar burası? 9 yapmış oldu. Evet burası 9'a 8 noktası yaptı. Evet burası 9'a 8'i bu şekilde buluruz. Ama sanki bazı arkadaşlar için tabi bu yöntem e, kare gördüğümüz zaman kareleme metodu diyoruz analitikte bunu. E, kare konusunda da zaten böyle dışarıda üçgenlerle ilgili çok sorular çözdük. Biraz ezbere gelebilir. Ha, bu bizim gibi kişiler yani e, ne derler? Hani geometriyle çok haşır neşir olmuş kişiler böyle şey yapabilir. Ya da bundan sonra artık siz de böyle yapabilirsiniz. Artık tekniği öğrendiririz. Ama hocam ne bileyim ben şimdi burada böyle bir şey gördüğümüz zaman buradan mı yapacağız diyenlere gelsin şimdi. Ne yapacağız arkadaşlar verilen bilgileri kullanalım. Hadi bakalım. Hocam 5'e 2 noktası verilmiş. Şöyle çizdiğiniz dedi ki. Hocam burası 2 burası kaç birim 5. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. E şu eşitleri ben kullanacağım. O eşitliği biz nasıl kullanabiliriz? Şuradaki noktadan kullanabiliriz. Buradaki noktadan nasıl kullanabiliriz? Hocam şöyle dik çizdiğimizde. Hatta şöyle B noktasına yoğunlaşacak olursak şu dikmeleri çizdiğimizde. Aa hocam bu dikmeyi çizince burada bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. Hani kelebeklik oran birebir. Hocam 2 ise burası 2 yaptı. Sonra 5 ise burası da 5 mi yaptı? Evet. Hatta burası 2 iken burası da 2 oldu. Burası 5 iken burası da 5 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Hocam bizden C noktası isteniyor. C noktasını bulmak için şöyle bir dik çizeceğiz. Eksenlere olan uzakları lazım olacak çünkü bana. E hocam çizdik hadi bakalım. Çizdik deyince ne oluyor? Bunu çizdik. Eyvallah. Bunu çizince yalnız burada e, şey var. Ne var? Hocam alfabeti ya da alacağımız belli. Dalalım alfa beta'ya. Alfa, beta ters açıdan beta. Emede beta 90sa burası alfa yaptı. Alfa ise ters açıdan alfa, burası da beta. Ama şu üçgende biraz sıkıntı olacak. Yani sıkıntı olmaz. Benzerlikten her türlü bulursunuz. Beta'dan alfa'ya 2 2'ye 5 ya. Beta'dan alfa'ya 2'ye 5 ya da öklit bağıntısından e, şurayı bulabilirsiniz. Sonra şurada bir kelebek benzerliği falan yaparsanız yine çıkar sonuçta. Ama ben burada çift çizgiye çift çizgiyi kullanacağım ya. Bir kenara K dersem burası da K oldu. Burası 2K. Şu kenarın 2K'lığını kullanırsam daha sağlıklı olacak. E burada alfa beta 90'da 90'ın karşısı 2K değil. 90'ın karşısı 2K'yı nasıl getiririz? Şöyle dikdörtgen oluşturarak arkadaşlar. Dik üçgen oluşturarak. Ha o zaman şuradaki üçgenle buradaki üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 2K olduğu için 1'e 2 oran oldu. Beta'nın karşısı 2 iken beta'nın karşısı 4 olur. Hocam burada alfanın karşısı 5 iken alfanın karşısı burada da arkadaşlar 10 olur. E madem burası 10. E hocam burası 2 idi, Burası da 2. Buraya 8 kaldı. E burası 4 iken burası da 4. E burası 5 iken burası 4 iken toplam 9 oldu. 9 ile 8 noktasını bu şekilde de bulmuş oluruz arkadaşlar. E ama biraz da şurayı çalıştırarak. Eğer burayı çalıştırmazsanız ne olacak? İşlem kalabalığı yaşayacaksınız. Benzerlikte burada e, rasyonel sayılarla uğraşacaksınız arkadaşlar. İşte o biraz sıkıntı. E ben burada ne yaptım sadece? Buradan dik çizdim. E burada 90'ın karşısı k, 90'ın karşısı 2k olmasını istedim. O yüzden dik üçgeni böyle yaptım. Dikdörtgen yaparak arkadaşlar. Tamam? Yani cevabımız böylelikle ne oldu? Akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre A noktasının apsisi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ne yapacağız burada? Analitik düzlemde bir 2'ye 3 verilmişti mi? Analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklıkları bizim için önemli miydi? Evet önemliydi. Hemen eksenler olan uzaklara baktık arkadaşlar. Hocam burası 2, 2'ye. Hocam ordinatta 3, 3 yazdık. Hocam burası da 2, burası da 3 mü? Evet. Şurası 90 derece, burası da 90 derece. E 90 derece var burada. Havada uçuyor. Ne yapacağız? Alfabete ya da alacağımız belli. Hocam 0'a 6 olduğundan 6 birim burası. Buraya da 3 birim kaldı mı? Kaldı. Dal alfabetaya ya. Alfa, beta. E beta 90 alfa. E Aa, bu bir deltoiddi bir de. Deltoidse bunlar eşitse bunlar da eşit değil midir? Evet. E hocam burada o zaman ne yapalım? Şimdi alfa var. Alfa beta 90 oluşturalım. Şu diki çizince böyle. Hocam alfa 90 burası da beta oldu. Yani şu üçgenler ne oldu arkadaşlar? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem eş üçgen. Burada alfanın karşısı 3 ise buradaki alfanın karşısı da 3'tür. Betanın karşısı burada 2 ise betanın karşısı burada da 2'dir. Eyvallah bunu da yazdık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hmm. Şimdi şurada bir dik yamuk çıktı arkadaşlar. Bakın dik yamuk. Dik yamuk da böyle dikdörtgen çizip içeriye doğru işlem yapıyorduk. Ama burada dikdörtgen çizince şekil karışacak. Bu arada bizden A noktasının hapsi isteniyor. Yani şu A dersem benden A artı 2 isteniyor gençler. Şimdi bu diki çizersem içeride şekil karışacak ya. O diki ne yapayım? Dışarıda oluşturayım. Bu sefer dikdörtgenimi değişik bir hamle yaparak dışarıda oluşturayım. Hocam burası a artı 2 ise burası da a artı 2 mi olacak? Aynen öyle. Buraya a 1 mi kaldı? Evet burası 8 ise burası da 8 yapacak. E hocam artık çıktı. Bir burada pisagor bir burada pisagor. Her iki pisagorda da çift çizgiler aynı. Yani bunları y diyecek olursam. Y kare neye eşit alttakinde? 3'ün karesi artı a'nın karesine eşit. Aynı zamanda üsttekinde y kare neye eşit? a eksi 1'in karesi artı 8'in karesine eşit mi? Eşit. Evet her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. 9 artı a kare eşittir. Bunun karesi birincinin karesi a kare eksi ile ikinci çarpının iki katı. Artı ikincinin karesi yazdık. Ve burada bir de 64 var. A kareler nanay mı? Nanay. Eksi 2 a yaptık bir tarafa. Artı 2 a yaptı. Bu 61. 64 artı 1 de 65 yaptı. 65'ten 9 çıkınca. 65'ten 9 çıkınca 56 mı yapıyor? Evet. Burası 56 yaptı. O zaman a'yı da buradan 28 bulduk. Arkadaşlar a 28 ise A noktasının apsisi deniyor. O zaman burası kaç yaptı? 28 artı 2'den 30 mu yaptı? Aynen öyle. Yani cevap böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre F noktasının apsisi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. F noktasının apsisi. Bir de BCF doğrusal. BCF'nin doğrusallığını kullanacağım. Arkadaşlar şu BCF doğrusal. E ben şunu biliyorum. Oranlama da var burada. Oranlama varsa ne yapmalıyız? Ama öncelikle şu verilen bilgiyi kullanayım. M'ye 3 kök 3 ya. Arkadaşlar şurası absimiz M. Ordinatımız 3 kök 3. Yani burası 3 kök 3. Bir dış açının ne olduğunu biliyorum ben. 60 derece olduğunu biliyorum. O zaman burası 30'sa. 60'ı karşı 3 kök 3 ise burası 3. Burası da kaç çıktı? 6. Bir kenar 6 çıktı arkadaşlar. Ve burada bir oranlama var. Arkadaşlar altıgende oranlama varsa ne yapacağız? Büyük ihtimalle karşımıza bir benzerlik çıkacak. Eee benzerlik çıkacak. O benzerliği ben nasıl oluşturacağım? Arkadaşım bana bu doğrusallığı vermişse şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil miydi? Evet. Ne yapabilirim? İki hamleyle yapabilirsiniz. Bir. Hocam şu köşegeni çizeyim. Çünkü şunlar karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Köşegeni çizip hamle yapabilirsiniz. İki. Hocam şunlar paralel ya. Şurada bir eşkenar üçgen oluşturabilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Hocam buradan bunu oluşturursam şurada bir kelebek oluştu. E, kelebekteki oranda kaça kaç? 6 iken 6 6 burası 3 3. E, hocam 3'e 9 1'e 3 oran var. 12 ise burayı 4 bulabilirsiniz. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem de şu. E hocam ne yaparız burada? Şu paralel e, şu, şu karşılıklı kenarlar paralel ya Oranlamada burada ya. Hani şu, şu, şu kenara ait bir şey yapmalıyım. Şu köşegeni çizdiğim zaman e, şu en uzun köşegenle bunlar da birbirine paralel. Yani şununla da şu birbirine paralelse Aynı zamanda şurada da bir kelebek çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. E hocam aynı zamanda şurada da bir şey çıktı. Burası 3'e 3 ya. E burası da 6 ya. Burada da bir kelebek var bak dikkat ederseniz. Şu kelebekteki oran 3'e 6. Ve bu arada burası ne olacaktır o zaman? 1'e 2 yani K'ya 2K olacak. En uzun köşegen bir kenarın 2 katı olduğundan 3K 12 olduğundan K'da 4 çıkar. E hocam şurası 4 olduysa Artık kelebekteki oran birebirse burası dörtgen burası da 4 çıkar mı? Çıkar. Şimdi bizden F noktasının hapsi isteniyor. Tamam F noktasının hapsini artık bulabilirim. Şurada kaç? 60 derece değil mi arkadaşım? 60. Sen buradan bir dik çizersen 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 yapar. E o zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 4 birim mi kaldı? F noktasının hapsi isteniyor. Yani devamını böyle dik getirdiği zaman burası 4 ise burası da 4'tür. Hapsimiz böylelikle 4 çıkar. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar.